Haşmet Babaoğlu, plan eski ama gerçekleşme hızı sarsıcı. Dünya çok hızlı bir değişim, saflaşma ve kamplaşma sürecini yaşıyor. Ama şu noktada kendimizi aldatmayalım. Başıboş bir hız değil bu. Hiçbir şey birdenbire ortaya çıkmıyor. Kimse durup dururken dünyanın ayarlarını değiştirmiyor. Bugün yaşadıklarımız dünya egemenlerinin çok uzun yıllara dayanan plan ve hazırlıklarının sonuçları. Türkiye işte tam bu yüzden hem küreselcilerin hem de Pentagon'un asabını bozuyor. Çünkü hegemonların istediği gibi değil, kendi bildiği gibi yenilenmekte kararlı davranıyor ve geçmiş 1990'lara dayanan ecnebi planları bozuyor. Suudi Arabistan'a bakmak zihin açıcı olabilir. İlk bakışta hatta bizim TV uzmanlarımıza göre her şey bir hafta içinde oldu. Bir saray darbesi her şeyi alt üst etti sanki. Görüntü ve algı bu. Oysa esas hikaye Suudilerin 2030 projesiyle petrol parasıyla turizm, inovasyon ve dijital teknolojiye yatırım yapmış yeni bir ülke başladı ve batıda çok önceden çizilmiş bu projeyle yeni Pentagon'un planlarının nihayet çakışması sonucu bugünkü tablo ortaya çıktı. Aynı zamanda batı için petrodolar denetiminden, Hint okyanusu ve İpek yoluna açılan su yollarını elde tutmaya kadar uzanan geniş bir strateji bu. Bilmiyorum Suudi Dışişleri Bakanı Adil El Cübeyr'in yaklaşık bir yıl önce meşhur Chatham House'da yaptığı konuşmayı izlemiş misinizdir? Meraklısı mutlaka izlemeli. Konuşma yapıldığı sırada ne saray darbesi var ortada ne Trump Pentagon tayfasıyla İngiltere Çin küreselci tayfası şimdiki gibi boğaz boğaza gelmiş ne Suudi uleması İsrail'e selam çakmış. Ama El sakin ve ikna edici bir üslupla sular seller gibi geleceğin Arabistan'ını anlatıyor ve ilginçtir anlattığı her şey iki haftadır yaşananlara işaret ediyor. Pragmatik ve ideolojiyle ilgisi olmayan bir milletiz diyor Elcübeir. 70 yıl önce kabile devletiydi, şimdi modern bir devletiz. Gelecek vizyonumuz çok açık biçimde pozitif değişimdir. Eh, bu lafların sonunun nereye çıkacağı belli değil miydi? Batı belli ki bir taşla birkaç kuş vurmayı planlamış. Dikkatle üzerinde durmamız gereken gerçek şu. Belli ki Batı için artık bir kültürel öteki, Arap birliği bir de ideolojik öteki, Araplar dışında kalan ve uysallaşmayan Müslüman toplumlar olacak. Haşmet Babaoğlu, Sabah.